Sayın Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Nedim Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Nedim Bey kimdir, sektörle tanışmanız? Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü mezunum. Bundan 12 sene önce Türkiye Petrolleri, Perenco gibi petrol firmalarında çalıştıktan sonra 2011 yılında Petrotex'i kurduk. Evet. 2015 yılında da bir diğer şirketimiz olan Reşadiye Bentonit firmasını kurduk. Evet. Asıl kökenimiz sondaj olmakla beraber mesleki olarak işin içinden geliyoruz. Bu iki firmayı da biraz tanıyabilir miyiz sizlerden, bölüm bölüm? Buyurun. 2011 yılında kurulan Petrotex firması tamamen sondaj sektörüne kimyasal ve malzeme tedariği konusunda hizmet vermek amacıyla kuruldu. Sektörde artan ihtiyaca göre Reşadiye Bentonit firması yine sondaj sektörünün bir ana ham maddesi olan bentoniti üretmek üzere 2015 yılında kuruldu. 2019 yılına kadar her sene hızlı bir şekilde büyüyerek sektöre daha yaygın bir hizmet verme konusunda ilerledik ve bugünümüze geldik. Evet, zor bir iş yapıyorsunuz ama yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterler neler peki? Ne şimdi bizim üretimlerimiz ve satışlarımız çok volümlü, çok yüksek tonajlarda olduğu için kaliteyi kontrol etmek bizim için en büyük nasıl söyleyeyim, erdem. Hem bu bizim ismimizi hem müşterilerimize karşı duruşumuzu belirleyen bir şey olduğu için en çok dikkat ettiğimiz şey kalite kontrolü. Biz bunu sadece Türkiye pazarına değil aynı zamanda İngiltere'den Filipinlere kadar ihraç etmekteyiz. Hem ülkemizin yüzünü artmak hem de kendi müşterilerimize, Türkiye pazarındaki müşterilerimize daimi devamlı kaliteli hizmet vermek için kalitemizi sürekli kontrol altında tutmaktayız. Yani önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz. Evet. Bu noktada her zaman. Böyle bütünleyebiliriz. Fuardayız. Fuar nasıl geçiyor sizler için peki Nedim Bey? İzmir fuarlarını çok severiz. Güzel bir şehrimiz olan İzmir'de her zaman bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve fuar bizim için çok yine yerli ve yabancı yeni müşteriler kazandırdı. Bizim için çok olumlu geçiyor fuar. Evet, tabii fuarın dönüşleri de belli olacak. Hani bir hafta, iki hafta içerisinde evet, dönüşlerde evet, de evet, bütünlük bulunuyor. Evet. Çok severek de icra ediyorsunuz mesleğinizi. Bence evet, başarınızın en büyük sırlarından biri bu Nedim Bey. Muhakkak sevmediğiniz hiçbir işi başarıya götüremezsiniz. Her sektör için bu böyle aslında. Evet. Yani bunu söyleyebiliriz. Ekip olarak kaç kişilik bir ekip var? Ekip olarak toplamda 18 kişilik bir ekibimiz var. Bunun 4 kişilik ayağı Petrotex firması altında Ankara'da ikamet ettirmekteler. Reşadiye Bentonit firmamızın üretim yeri Tokat Niksar bölgesi olduğu için fabrikamızda 14 çalışma arkadaşımız bulunmakta. Evet, güzel bir istihdam sayıları diyebiliriz. Yani istihdam olarak da ciddi rakamlar aslında. Bizim sektörümüzde yaptığımız iş biraz daha az istihdamla çok işe giriyor. Madencilik olduğu için çok volümlü şeylerde makineye dayalı bir üretimimiz var. Ama biz elimizden geldiği kadar büyümeye çalışıyoruz. Ankara'ya kuracağımız yeni fabrika ile beraber sayımız 2020'nin son çeyreğinde 200'e ulaşacak. Bir anda çok büyük bir büyüme, ciddi bir zıplama yaşayacağız. Evet, tebrik ediyoruz. Orta Doğu'daki Avrupa ve Orta Doğu'daki en büyük sondaj kimyasalları üreticisi olacağız diyoruz inşallah. İnşallah diyelim, biz başarılar diyelim bu yolda. Peki hayal ettiğiniz yerde misiniz? Yani hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak Nedim Bey? Hayal ettiklerimin ötesindeyim. Ben hep hayal etmek için, hayallerimi gerçekleştirmek için yaşıyorum. Bizim için bir para kazanma şeyi değil bu. Bu tamamen küçüklüğümüzden beri ben ve abimin hayallerini gerçekleştirme noktasında vardığımız bir nokta, ötesindeyiz. Tabii hiç bitmeyecek ama ne hayal bitecek ne hedef. Öyle. Hırs olmadıktan sonra, hırsa kaptırmadıktan sonra hayal etmek çok
yararlı bir şey. Evet, biz bir yolda başarılar dileyelim çok sizlere. Çok teşekkür ederiz. Buradan son bir teşekkür mesajınızı aldım mı? Buraya gelen misafirlerinize ve ekran başındaki izleyicilerimize. Bizleri bugüne kadar destekleyen, bizlere güvenen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Biz de herkesi buraya davet edelim. Sizlerle tanışmaya, bir çay kahve içmeye en azından. Her zaman bekleriz. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Rica ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın efendim. Saygılar. Sağ olun.